Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Rumlar tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına ilişkin konuştu. Bildiğiniz gibi yakın zamanda birkaç gün önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Rum kesiminde bir provokasyon neticesinde yakıldı. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına karşı, bir halkın, bir milletin sembolü olan bir bayrağa karşı yapılan bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tabii burada gereken tedbirlerin alınmaması söz konusu olduğu gibi, aynı zamanda yakın zamanda Yunan siyasetçilerin, Rum siyasetçilerin bu tip eylemlere, bu tip provokasyonlara, bu şekildeki çirkin eylemlere imza atanları, cesaretlendiren tavırları, söylemleri de son derece açıktır. Dolayısıyla bunu sadece birkaç tane provokatörün yaptığı bir eylem olarak değerlendirmiyoruz. Sistematik bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Netice itibariyle Yunan siyasetçilerin ve Rum siyasetçilerin bu kışkırtıcı beyanlarının bu eylemlerde muhakkak surette etkisi vardır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Norveç'teki ırkçı bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı da şiddetle kınadıklarını belirtti. Geçtiğimiz gün Norveç'in Kristiansand kentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması şeklindeki bir eylemi buradan şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon, bir örgüt tarafından yapılan bu eylem sadece Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış bir eylem değil, aynı zamanda bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Norveç makamlarından gereken hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz.